Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana kapalı olan düğün salonları yarın açılıyor. Peki düğün salonlarında nasıl önlemler alındı? İstanbul'da bulunan İhlas Haber Ajansı'ndan Caner Sönmez var karşımızda. Evet Caner Sönmez, alınan önlemlerin ayrıntılarını senden dinleyelim. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Mart ayının sonunda koronavirüs önlemleri kapsamında düğün faaliyetleri sonlandırılmıştı ve salonlarda düğünler yapılmıyordu. Ve 1 Temmuz itibariyle yeni normalleşme sürecinde düğünler artık başlayacak diyebiliriz. Şu an İstanbul Zeytinburnu'nda bir düğün salonundayız. Açık havada tedbirler nasıl alındı ve nasıl tedbirlerin uygulandığını şu an size göstermek istiyorum. Evet, dönmek istiyorum şu anda. Masalar tek tek kurulmaya başlandı. Yarın için düğün hazırlıkları, düğün işletmecileri, düğün salonları tarafından artık yapılmaya başlandı. Şu an Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de işletmecilere bilgilendirmede bulunuyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeyi işletmecilere okuyorlar diyebiliriz. Dezenfektan ekibi de burada. Yarın gelin ve damatlar artık düğün salonlarının yolunu tutmaya başlayacak ve düğünler sosyal mesafeli şekilde yeni normalleşme kuralları çerçevesinde tekrardan yapılacak diyebiliriz. Hemen girişte ayaklı bir el dezenfektanını görüyoruz. Burada gelen vatandaşlar ayaklarıyla basarak el dezenfektanlarını sıkabilecekler ve daha sonra oturma düzeni. Oturma düzenine geçmek istiyorum. Her iki sandalye arasında 60 santimlik bir mesafe olacak ve iki masa arasında da 1,5 metre mesafe uyulacak. Sosyal mesafe kuralı koronavirüs tedbirleri kapsamında belki de en önemli önlemlerden bir tanesi ve el dezenfektanları. Masada gördüğümüz el dezenfektanları her masada bulunacak ve davetliler düğün boyunca ellerini dezenfekte edebilecek ve maskelerini çıkaramayacak diyebiliriz. Hemen yan masaya geçiyorum. Burada da zabıta ekiplerini görüyoruz. Zabıta ekipleri işletmelere İçişleri Bakanlığı genelgesini okuyorlar. Ve yarın itibariyle düğünler başlayacak ve bu düğünlerde yapılması gerekenler anlatılacak. Genelge göz atmak gerekirse ben de bir iki husustan bahsetmek istiyorum. Düğünler bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak. Yani kapalı bir düğün salonu yerine açık alan mevcutsa burası işletmeciler tarafından düğün sahiplerine tavsiye edilecek diyebiliriz. Sosyal mesafe kuralına uyulacak. Misafir kapasitesi her düğün salonunun girişinde tablolarla, levhalarla gösterilecek. Afişler düğün yapılacak mekanların girişlerine asılacak. Koronavirüs hastalarının yakalandığının en büyük belirtilerinden bir tanesi yüksek ateş. Ateşi 38 derecenin üstünde olan misafirler düğün salonuna daha girişinde ateşi ölçer cihazlarıyla beraber yapılacak ve bu şekilde içeri alacak diyebiliriz. Ve eğer 38 derecenin üstündeyse ateşleri en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek diyor İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi. Ve her masada yeterli sayıda en az %60 alkol içeren el antiseptiği, dezenfektanı, kolonyası bulunacak. Ayrıca maskelerin düğün sürecinde takılı olması sağlanılacak işletmeler tarafından. Oturma düzeni demin de bahsettiğimiz gibi en az 1,5 metre, sandalyeler arasındaki mesafe de 60 santim olacak. Uğurlama ve takı merasimi, geleneksel evet, takı merasimi, düğünlerin vazgeçilmezi, bunlar da artık düğünde gelin ve damada takılmayacak diyebiliriz. Bir sandık ve buna benzer aletler, sandıklar oluşturularak bunun içerisine takılar doldurulacak ve toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak. Sadece dans konusu çok önemli. Halaylarıyla ünlü, halaylarıyla, danslarıyla meşhur bir ülkemiz düğünlerini gerçekleştiriyoruz ve sadece gelin ve damat haricinde kimse dans etmeyecek diyebiliriz. Peki ve Caner, bu şekilde evet, misafirler ve gelin damada uygulanan koronavirüs önlemleri aynı şekilde personeller üzerinde de etkili olacak ve onlar da koronavirüs önlemleri kapsamında önlemlerini alarak düğünlere katılacaklar diyebiliriz.
ve şu an İstanbul Zeytinburnu'nda bir açık düğün salonunda alınan tedbirleri sizlere gösterdik ve sözü tekrar merkeze bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Caner Sönmez. Kolay gelsin diyoruz. Bizler de evet, hiçbir şey artık hayatımızda normal olmayacağı gibi düğünlerimiz de artık normal olmayacak. Yeni normale alışmamız gerekiyor ve kendi sağlığımız için, çevremizin sağlığı için tüm